Epilepsisi olan insanlar çeşitlidir ve nöbetleri farklı farklı yaşarlar. Yine de belirli nöbet biçimleri vardır. Büyük nöbete tonik-klonik nöbet denir. Daha önceleri büyük nöbet olarak da adlandırılmıştır. Bu nöbette insanlar bilinçlerini kaybeder ve yere düşerler. Vücut kaskatı kesilir ve seyirmeye başlar. Bazen nöbeti olan kişilerin ağzından köpük gelir ya da dillerini ısırırlar. Ama kısa sürede geçen çok kısa nöbetler de vardır. Birkaç saniyede yok olur. Bu absans diye adlandırılır ve daha çok dalmalar anlamındadır. Bir de fokal nöbetler vardır. Bu durumda beynin yalnızca bir bölümü iyi çalışmaz. Bazen sadece bir kol seyirir ya da birisi kıyafetini açmaya çalışır. Ya da sebepsiz yere dudaklarını şapırdatır. Bazı hastalar nöbetlerini farkında olarak diğerleri farkında olmadan yaşarlar. Çoğu zaman sonrasında ne olduğunu hatırlamazlar. Büyük nöbetlerden sonra çoğunun dinlenmeye ihtiyacı olur. Tamamen tekrar eski hallerine gelene kadar. Bu yüzden bir nöbetten sonra kendinize ihtiyacınız olan zamanı ayırın ya da başkalarına ihtiyacı olan zamanı verin. Daha fazla bilgi için epi.ch/tr